olduğu, kardeşlerimizin yaşadığı coğrafyaları kastediyorum. O zaman bütün dünyaya mutluluk kaynağı olacağız. Bunu görüyorlar. O yüzden engellemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin ayağa kalktığını görüyorlar. O yüzden çökertmeye çalışıyorlar. İşte PKK'yla bunu yapmak istiyorlar. Gülen cemaati örgütüyle bunu yapmak istiyorlar. Paralel yapılanmayla bunu yok etmek istiyorlar Türkiye'yi. Ama biz ne yapacağız? Biz yara açan değil, yara saran olacağız. Biz el birliğiyle hep beraber bu tip projeleri daha da çoğaltarak insanımıza daha çok... Tutuklayın bu hainleri! Tutuklayın bu hainleri! İşte provokasyon örneği bu. Provokasyon örneği. Sen ne yapıyorsun? Ya bana şaka... bana şakalar yapıyorsun. Emin ol öyle. Bak konuşamadık da. Arabaya bir indim bunlara var. Kim? Selim falan mı? Ya bu bölmüyorum ama provokasyonu gördük yani. Yani. Ya sen var ya. Yani kızım. Arkadaşlar. Ümit abimiz çok keyifli, çok sevdiğim bir abimdir, büyüğümdür. Tabii. Dünya şekeridir. Ama güzel yerinde bir örnek oldu. Evet, evet. Kayıtlar mevcut. Yani, hem canlıyım hem jurnal. Tutuklayın bunları dedi ya. Sen yani çalışacağız, ya. Çalışacağız, çalışacağız arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz Çıkıyor için mu? Teşekkür ederim. Umut, şimdi ilgili olma ben bir şey söyleyeyim. O kadar zarif bir beyefendi, o kadar zarif ifade etti ki Bahadır abim sağ olsun, çok zariftir. Hayatımızdan, ömrümüzden eksik olmasın, sadece setimizden değil. Bizim çok kıymet verdiğimiz, benim özelde de görüştüğüm, çok sevdiğim bir abimdir. Çok güzel anlattı, çok güzel özetledi. Zaten Bahadır abi konuşsun, oturun dinleyin yani, öyle bir adamdır. Allah'ım Allah'ım ben gidiyorum. Geldim. Tamam. Abi Allah'ın izniyle iftarı da hani başlıktan hakikaten söyleyecek, bu konuyla alakalı söyleyecek bir şey bırak. Şimdi evet, abi ben de konuşmasını bitirmemesini istiyordum. Ya bitmesi, yani. Ya insan istemiyor bitmesi.